Sibel Hanım geldiler efendim. Sinop'tan geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Kendileri hemşiredir. Gördünüz mü başımıza neler geldi sayın hemşire? Şanssızlık. Ya herkes... Öyle böyle değil ama. Önce Onur Bey'i yakaladı. Ardından Öznur Hanım'ı ki 9.000 lira ulaşabilecek performanslar bunlar. Keza Sevgi Hanım. Sona doğru biraz heyecanlandı. Cevabı verdi. Sonrasında alfabeye küstü filan. Hayır değil dedi ama o da neredeyse 8.000-8.100 gibi bir sonuç bırakacaktı size. Hayır. 6.500. 33 tane harf alabilirsiniz. Lütfen tadını çıkartın. Eğlenmeye geldik. Eğlenin. Eğlene kazanın. Eğlene kazanalım inşallah. Sizin başınıza bir şey gelirse çünkü Onur Bey çok şaşıracak. Ne yaşanıyor burada? Kamera şakası mı bu filan diyebilir bir anda. Hiç belli olmaz, aynen öyle. Sakin sakin. Tamam mı? Gelsin mi ilk soru? Buyurun efendim. Soluk renk tonlarını nitelemek için kullanılır bu sıfat. Mat değil. Nokta nokta mavi derler mesela. Koyu? Koyu demezler ya. Soluk maviye koyu mavi demezler. Hani kırmızı ama böyle biraz şey olmuş. Şey kırmızı. Şey mavi. Donuk. Yok, donuk ne? Da değil. Dört harfli. Donuk. Yani bu kıpkırmızıydı. Bak güneşin altında solmuş. Nasıl olmuş? Nasıl kırmızı olmuş? Nasıl mavi olmuş? Harf alayım. Ağlamazsınız artık. Basmamıştım. Basmış. Şimdi mi bastınız? Şimdi ya bir harf istediler hanımefendi, bir harf istedi. Ben de erken bastınız zaten. Yok, basmadım. Açık değil. Açık değil. Gitmiş yani kırmızısı. Uçuk. Uçuk. Ben uçtum. Şimdi tekrar ediyorum. Hiç bunları yaşamak zorunda değiliz biz. Bizim bir tanecik harf aldık ya, 32 tane daha harf alma hakkımız var. Elimde 13 soru kaldı. Yani her birinde ikişer tane alsanız bile elimizde yine dünya kadar harf olacak. Rahat edin. Buyurun gelsin. Demi az, suyu fazla koyulmuş çay. Açık. Açık. İşte o kadar. Ben bunları aslında bu dört harfli cevapları birbiriyle bağlantılı diye, rahatlık olsun diye sormuştum. Asıl bela bunlardan çıktı, görüyor musunuz? Evet. Yenisi gelsin efendim. Farsça kökenli Didem sözcüğünün Türkçe kökenli eş anlamlısı. Yine bir sevgi sözü. Harf alayım. Akıllara Ahmet Kaya'yı getirir rahmetli. O çok kullanırdı. Dide. Sahiplenme gözüm var. Mü? Nedir mi? Gözüm. Harf alma hakkınız var ama süre bakıyorum sabit. Bazen, evet. İsterseniz basın sonra cevap verin. Tamam, buyurun yenisi gelsin. Şüphe edilen kimse. Güvensiz mi? Harf alayım. Aldık bir harf. İstersek 30 tane daha alırız. Kimle karışır? Sibel Hanım. Alayım. Hı. Zanlı. İşte o kadar. Tadını çıkartmıyorsunuz. Değil mi? Gerildim. Vallahi. Bir sakin olsam aslında hiçbir şey. Yani şimdi bakın, kader size tatlı bir hediye verdi. Bunun tadını çıkartın efendim. Tamam. Kimse 30 tane harfinde 30'unu birden aldı diye sizin arkanızdan değil konuşmaz. Değil mi? Ben eğlenmeye geldim. Yemesinler zaten. Rahat rahat harfinizi alın. Şovu tur finalinde, hafta finalinde yaparız. Tamam. Buyurun gelsin yeni soru. Anafor da derler, burgulu akıntı. Hortum değil. Hortum değil, sularda yani. Biliyorum. Hortum havada. Evet. Harf alayım. Alırız bir tane. Denizlerde, deryalarda. Mizrap neydi? Harf aldınız değil mi siz bir tane basarken? Basarken harf aldılar. İstedim. Aldılar efendim. Yapmayın. Sibel Hanım, bir şeye kapıldık. Ben biliyorum. Bir şeye kapıldık. Biliyorum. İleride bir şey var. Bizi dibe çeken bir... Biliyorum. Neyse, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, sakin olun siz. Bir nefes alın, bulacaksınız bunu. Girdap. Girdap. Biliyorum. Yok, o heyecanı illa yaşayacaksınız. Yaşayacağım, biliyorum. Tamam, o zaman karışmıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Buyurun gelsin yenisi. Levhaları birbirine bağlamak için kullanılan çivi benzeri gerecin yuvarlaklaştırılmış başı.
Hani nokta noktalamak, lemek diye de bir tabirin içerisine girmiştir bu. Harf alayım. Levhaları, metal levhaları birbirine bağlamak için böyle hani böyle kanca, çivi gibi bir şey. Hayır. Kanca değil. Hayır. Onun yuvarlaklaştırılmış başı. Halka yok. Nokta noktalanmış, lenmiş. Birbirine nokta kopacak. Noktalanmış. Harf alalım. Harf alalım. Alalım. Ne güzel bir P. İki metal levhayı birbirine birleştiren bir metal parça. Harf alalım. Birleştirmek metal parçaları. Nokta nokta kaynak gibi değil de. P var, R var, Ç var. Sanki bir kadın ismi gibi. Hep bana perçem. Perçem değil. Bilemedim. Bir harf daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Neydi bu? Perçin. Neydi onun Perçin. İsmi? Perçin onun ismi. Seri alın harfi alacaksanız. Evet. Bakın 1,5 dakika süremiz kaldı. Ama yarısına daha yeni geliyoruz. Ya süreden gol yersek, ya son sorularınızı göremezseniz, o zaman Onur Bey şaşıracak, sizi de şaşırtacak. Hadi gelsin yeni soru. Kalıcı bağışıklık nedeniyle yetişkinlerde pek görülmeyen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık mı? Nedir efendim? Kızamık. Bak görüyor musun? Sibel Hanım sağlıkçıdır. Dalından geldiği zaman yapıştırıyor. Yani şimdiye onu kadar artık. İki levhayı perçinlemişliğiniz yok. 25 yıldır aşısını yapıyoruz, bilelim onu da. Tebrik ederim. İnşallah devamı da o şekilde gelir diyecektim ama alakası bile yok. Buyurun gelsin. Bazı kaynaklara göre kelime anlamı küçük küp. Bu bir yatırım kutusudur efendim. Nedir bu? Yatırım kutusu. Küçük küp anlamına gelen bir yatırım kutusu. Külçe gibi bir şey değil. Böyle tasarrufu çekirdekten öğretir. Harf alayım. Buyurun. Kumbara. Nedir o? Kumbara. Kumbara gayet güzel. Tek korkum süre. Tek korkum süre. 58 saniye süreniz var. İnşallah bir sürpriz olmaz son sorularda. Aman ya Rabbi, öyle bir şey yaşamayalım ne olur. Çünkü o son sorularda yaşanırsa büyük zayiat veriyor biliyorsunuz. Şimdi zarafetinize yakışmayacak bir kelime çıkacak Sibel Hanım. Buyurun efendim. Gerekirse harfimizi alalım. Ölü gibi yatmak. Harf alayım. Kaba bir tabir. Buyurun bir harf geliyor. Z harfiyle başlıyormuş. Zıbarmak. Zıbarmak. 700 puan daha. Bu hıza ihtiyacımız var. Aynen böyle devam. Tek kelime yine son 8 harfli cevap. O cevabın sonunda yoksunluk eki var. Buyurun bir bakın. Mecazen koruyanı kollayanı olmayan bir başına. Yapayalnız değil. Sonunda yoksunluk eki var demiştim. Harf alayım. Buyurun. Koruyanı kollayanı olmuyor. Sahipsiz. Nedir? Sahipsiz. Sahipsiz gayet güzel. 4700 oldu şimdiden. Üzerine 2000 puan koysanız bile yeter. 6500 alt limitimiz biliyorsunuz. 2000 puan kazansanız bile yeter. Şu anda 3800 puan daha kazanabilecek durumdasınız. Buyurun 9 harflere. İki kelime mastarla bitiyor. Ölüm tehlikesi içeren bir durumdan hayatını kaybetmeden kurtulmak. İki kelime. Ölüm tehlikesi içeren bir durumdan hayatını kaybetmeden kurtulmak. İki kelime. Harf alayım. Buyurun. Ölüm tehlikesi içeren bir durum ne olabilir? Bir sağ kaza. Sağ kalmak. Nedir? Sağ kalmak. Sağ kalmak değil de o sağ kazadan. Sağ çıkmak. Sağ çıkmak gayet güzel. Bilgisayarlarla aranız nasıl? Fena değil. Değil mi? İster istemez aynen. Programları çokça kullanıyorsunuz çok. Efendim. Şimdi komutlardan birini, kısa yollardan birini soracağım size. Aynen. İki kelimeden oluşuyor. Bu bir emir gibi. Var ya hani öyle emirleri bilgisayarın. Hı. Öyle bir şey. Türkçe iki kelime şöyle sorulmuş. Kontrol ve A tuşlarına birlikte basarak bilgisayara verilen komut. İki kelime. Harf alalım. Harf alalım. Buyurun bir harf. Basayım mı? Bir tane daha mı? Harf alayım. Bir tane daha. Bir tane daha durdurduk harf mu? Durdurduk. Bir tane daha istedim. Hı hı. İki kelime. Kontrol ve A tuşlarına bastığımızda bilgisayar ne yapar? Bilen var mı? Bulan var mı? Var. Bulursunuz Sibel Hanım. Kontrol ve A tuşlarına birlikte bastığımızda bilgisayara ne komut veriyoruz? Özellikle hani bir şey yazarken... Şimdi söyleyemiyorum isimlerini çünkü reklama girecek de kullandığımız programlarda.
Bilemedim. Kontrol A. Kontrol C kopyala mıydı? Kontrol V yapıştır, değil mi? Bu tümünü seç. Dert yok, tasa yok. Öyle bir durumdayız ki maşallah. Gitti mi? 4 saniyeden korkuyorum ben. Yani halen 6900 puana ulaşabilecek durumdasınız Sibel Hanım. Alt limit 6500. Halen son 2 sorunuzda 4 tane harf alabilecek durumdasınız. Hı. Ama geriye 4 saniye kaldı ya. Hı hı. 4 saniyede 4 harf alınmaz. Nasıl? Çok zor. Hani harfi zaten 4 saniyede anca direkt verirler. En güzeli harf deyin, tokadı indirin. Olur mu? Ya herru ya merru. Hazır mısınız? Efendim, bir birleşik kelime, daha doğrusu yardımcı fiille birlikte 10 harfli olmuş bir kelime. Kısacık bir sorusu var. Mekmak diye bitiyor. Şöyle sorulmuş. Harf alayım. Bir anda söylemek. Bir anda söylemek. Söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim. Tuttum. Bir anda... Haykırmak. Hayır, hayır. Yardımcı fiille birlikte oluşturulmuş demiştim. Hayır. Birleşik kelime gibi düşünün bunu. Yani bir söylemek, anda söylemek. Duyurmak değil, bir anda. Söylemek, onunla yaşamak. Konuşmak yok. Hayır, hayır, hayır. Söylemek. Duyurmak. Söyleme, aa filan hani. Bir anda, bilemedim. Buradan çıkamayız kolay. Hadi gayret Sibel bilmedim, Hanım. Eyvahlar olsun. Deyivermek. Kolay da değildi. Kolay da değildi. Şuna güveniyordum aslına bakarsanız. Biraz daha vaktimiz olsaydı o 4 harfin 3'ünü birden alırdık deyivermek içerisinde. Ama bakın, bir saniyecik kalmış. O bir saniyede son soruya cevap verelim. Gelsin. Ünlü bir kilim ve halı motifidir. Allah razı olsun Cem Yılmaz'dan. Onun sayesinde bütün Türkiye bunu biliyor. Siz de seyretmişsinizdir Gora'yı, Arogo. Hı hı. Ünlü bir kilim motifi. Şu an şey yaptım. Nasıl bir motif? Şöyle işte, şöyle. Dörtgen. Yok, şöyle hani. Şöyledir de arası boştur böyle, şöyle. Hakikaten böyle bir motif. Kilim motifi. Kaldım şu anda. Hatırlıyor musunuz? Uzaylılar kaçırıyor onu. Evet evet. Ama şu an... Eli belinde. Kaldım. Sibel Hanım, hiçbirimizin suçu yok. Çok hepimizin başına geldiğine göre... Vallahi bunu kader denir, başka türlü açıklanmaz. Şimdi biz stüdyoyu terk ettikten sonra sirkeyle silecekler filan. Nazar var. Öyle bir, yani hani nazarı bir atalım, sonrasında toparlarız. Birazdan Onur Bey'i tebrik edeceğiz ama ondan önce sizi de şöyle kuvvetle alkışlamasını rica ediyorum.